Bak, güneşe karşı oturanı görüyor musun? Sabah güneşi. Muhteşem güzel tesis ha. Baktın mı? Ben ilk defa gördüm. Usta günaydın. Rally sistem Samsun için ağır bir yük, ağır bir bedel, ağır bir proje. Nasıl yapalım? Bunu nasıl yaparız da doğuya uzatırızı önce planladık. Tekeköy'e kadar olan kısmı projelendirdik, hazırladık. Şu anda Ekim ayının 10'u gibi artık trenle Tekeköy'e kadar gidebilir hale geleceğiz. Ekim ayının 10'u gibi bir şey koyduk, deadline koyduk, bir projeksiyon koyduk önümüze. İnşallah ayın 10'u gibi, 10 Eylül gibi ilk adım ve örnek sanayilerine kadar gidiyoruz. Yani bu ayın 10'u. Yani bugün ayın kaçı? 7'si mi? 7'si. İşte 3 gün sonra, öyle mi? Örneğe kadar gidiyoruz değil mi? Bir taraftan da üniversitemiz çok şeyi arzu ediyor. Treni yukarıya doğru çıkarmamızı arzu ediyor. Biz de üniversitemizle treni yukarıya doğru çıkarmanın yeni teknolojiler kullanarak, yeni mühendislik yeteneklerimizi veya dünyadaki bazı gelişmeleri kullanarak üniversiteye kadar treni çıkarmanın yollarını arıyoruz. Yani UNESCO'da daimi temsilcimiz var bizim. Samsun, Türkiye'nin UNESCO'da temsilcisi var. O aradı beni. Dedi ki, bir hafta önce bizim misafirimizdi kendileri. Dedi ki, ya dedi gözünüz aydın, UNESCO doğal miras listesine Kızılırmak Deltası girdi ve onların da internet sayfalarında yayınlandı dedi. Dünya doğal miras geçici listesine girmiş olmasını ifade etmeleri beni çocuklar gibi sevindirdi. Şimdi biz daimi listeye adayız demektir. Bunun o anlamı var. Yani dünya doğal miras daimi listesine Kızılırmak Deltası aday demektir. Kesin listeye girmek için şu andan itibaren yoğun bir tempo başlatacağız. Ve bu tempomuzu diplomatik düzeyde de sürdüreceğiz. Uluslararası düzeyde gerekirse Paris'e gideceğiz, gerekirse orada kendimizi anlatacağız. Gerekirse onları buraya davet ederek Kızılırmak Deltası'nın dünya mirası kesin, doğal miras kesin listesinin bir parçası olabileceğini ispat edeceğiz.